Ara Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim patatesli mantı aparatında pratik bir şekilde patatesli mantı yapıyoruz. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle 4 su bardağı unumuzu kasemize alalım. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edip karıştıralım. 1 adet yumurtamızı da ilave edelim unumuza. 1 su bardağı suyumuzu da ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. 4 su bardağı unumuza 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı da su tam geliyor. Benim yumurtam küçük olduğu için 2-3 yemek kaşığı da ekstradan su ekledim. Sizin yumurtanız büyükse su eklemeyin. Hamurumuzun kıvamı sert bir hamur olması gerekiyor. Poğaça hamuruna göre bayağı bir katı hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuzu özleşene kadar katlaya katlaya güzelce yoğuralım. Glutenin çıkması çok önemli mantı hamurunda. Hamurumuz görüldüğü gibi bayağı sert bir hamur. Hamurumuz bayağı toparlandı ve kıvama geldi. Birazcık daha yoğurunca tamamdır. Siz aynı işlemi hamur yoğurma makinesinde de yoğurabilirsiniz. Hamurumuz kıvama geldi. Şimdi hamurumuzdan bezeler yapıyoruz. Tezgahımıza un serpelim. Hamurumuzu rulo yaparak bezelere ayırıyoruz. Bakın hamurumuz gayet özlü ve sert bir hamur oldu. Hamurumuzun ek yerlerinde güzelce kapatarak kasemize un serpiyoruz ve kasemize alıyoruz. Siz mantılarınızı aparatta değil de elinizle şekil vermek istiyorsanız 2 tane de bezeye bölebilirsiniz. Benim aparata göre yaptığım için birazcık küçük yaptım. Ek yerlerini güzelce kapatalım ve üzerine bir poşet geçirerek bezelerimizi en az 1 saat bekletelim. Bezelerimizi bekletirsek mantı hamurlarımız daha kolay açılır ve sizi yormaz. Bezelerimizi yaptım. Şimdi üzerine de un serpiyorum. Üzerine poşet kapatarak mantı hamurlarımızı dinlenmek için bir kenara ayırıyorum. Ben patateslerimi haşladım ve soydum. Şimdi bir ezici yardımıyla patateslerimi eziyorum. Siz rendeleyebilirsiniz. Patateslerimizi haşladıktan sonra ben soğanla beraber kavurarak mantılarımıza o şekilde koyacağım. Kavurursak mantımızın iç harcı daha lezzetli oluyor. Bir adet küçük soğanımızı küçük küçük doğrayalım. Tavamızın içerisine çeyrek bardak yağımızı ilave ediyoruz. Doğradığımız küçük küçük soğanları da ilave edip soğanlarımızı kısık ateşte kızarana kadar kavuralım. Soğanlarımız pembeleşti ve güzelce kızardı. Şimdi 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber, yarım tatlı kaşığı karabiberimizi ilave edip karıştıralım. Patateslerimizi de ilave edip patatesli harcımızı karıştırıyoruz. Güzelce kavuralım ve harcımız da hazır. Şimdi soğuması için bir kenara alalım. Dinlenen hamurlarımızı açmaya başlayacağız. Kullandığım aparat XXL diye geçiyor bu aparat. Şimdi ben önce merdane yardımıyla daha sonra da oklavayla açtım hamurlarımı. Hamurlarımız dinlendiği için gayet güzel açılıyor. Dinlendirirseniz sizi yormadan daha kolay bir şekilde mantı hamurlarınızı açarsınız. Biraz da oklavayla büyüterek aparatımızın büyüklüğüne göre açıyoruz. Çok inceltmeyelim. Mantı hamurumuz biraz kalın olması lazım.
oklavaya sarıyoruz ve hamurumuz sert olduğu için içten dışa doğru hamurumuzu esnetiyoruz. Aparatımızın büyüklüğüne göre açıyoruz. Mantı hamurumuz aparatımızın büyüklüğüne göre açıldı. Aparatımıza göre olmuşum diye ölçelim ve şimdi sararak aparatımızın üzerine açtığımız hamurumuzu alıyoruz. Şimdi soğuyan iç harcımızdan üzerine ekleyeceğiz. Oklavayla hafifçe iz yaparak mantıları koyacağımız yerleri birazcık belirginleştirelim. Çok bastırmayalım ki oklavayı, hamurlarımız delinmesin. Delinirse üzerine kapattığımızda yapışmayabilir. Sadece hamurlarımızı koyacağımız yerleri belirginleştirelim. Şimdi patatesli iç harcımızdan mantılarımızı üzerine yerleştirmeye başlayalım. Bu aşamada evdekilerden yardım alabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde hamurumuz kurumadan patatesli harcımızı hızlı bir şekilde yerleştiriyoruz. Diğer ikinci hamurumuzu da hemen hızlıca açıp üzerine kapatacağız. Bu aparatta gerçekten pratik bir şekilde mantılarımızın süresi neredeyse yarıya düşüyor. Aynı hamurdan sizler de ister patatesli mantı, ister peynirli, dilerseniz de kıymalı bir harç hazırlayarak mantılarınızı yapabilirsiniz. Yapması da çok zevkli. Hemen hızlı hızlı mantılarımızı patateslerimizi koyarak hazırlıyoruz. Tam ortasına gelecek şekilde patateslerimizi yerleştirelim. Şimdi diğer hamurumuzu da açarak üzerine kapatıyoruz. Üzerine oklava yardımıyla veya merdane yardımıyla bastıra bastıra aparatımızda kesilmesini sağlıyoruz. Üzerine bastırınca zaten aparat kendiliğinden mantılarımızı kesiyor. Güzelce bastıra bastıra mantılarımızı kesiyoruz. Şimdi kenardan artan parçaları da bir kenara ayıralım. Bunlar için mantılarımızı sonunda kızartacağız ve üzerine koyacağız. O kadar lezzetli oluyor ki özellikle çocuklar bayılıyor. Tepsimize un serpelim. Tezgahımızda un serperek mantılarımızı ters çevirip arkadan mantılarımızı ittirelim. Bu şekilde kolay bir şekilde mantılarımız yere düşüyor. Birkaç tane benim açılmıştı. Onları da elimle kapattım. Herhangi bir açılma falan olmuyor. Bakın mantılarımıza un serpelim ki birbirine yapışma olmasın. Şimdi tepsimizi alıyoruz. Diğer iki bezemizi de aynı işlemi yaparak açıyoruz. Ben video daha çok uzamasın diye sadece iki tanesini gösterdim. Diğer mantılarımızı da yapıp şimdi kenarından artan parçaları keselim. Fazla unlarından arındırarak bir tabağa alalım. Bunları da mantı hamurumuzun yağını kızdırırken onda kızartacağız ve üzerine koyacağız. İnanılmaz bir lezzet. O kadar güzel oluyor ki. Bunları da kaseye alıp şimdi mantılarımızı haşlamaya geçiyoruz. Kaynattığımız suyumuza 2-3 yemek kaşığı kadar
yağ, 1 yemek kaşığı tuzumuzu ilave edip mantılarımızı tenceremize koyuyoruz. Ben mantılarımın hepsini pişirdim. Siz yarısını da buzluğa kaldırabilirsiniz. Çünkü çok bereketli bir hamuru. Bayağı bir mantı çıkıyor. Mantılarımız 7-8 dakikada haşlanmış oluyor. Mantılarımızı süzmeden önce 2-3 su bardağı kadar can suyu verelim ki mantılarımız daha diri kalsın. Daha sonra süzelim. Mantılarımız pişti ve süzdüm. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı tavamıza alıyoruz. 3 yemek kaşığı da tereyağımızı ilave ediyoruz. Mantılarımızın kenarından artan ve kestiğimiz parçaları yağımızın içine ilave edelim. Onları da bu yağda kızartacağız ve üzerine koyacağız. Sizler de mantılarınızın kenarından artan parçaları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kısık ateşte güzelce kavuralım ve kızarınca tabağımızı alalım. Kıtır kıtır o kadar güzel oldular ki. Bir yemek kaşığı toz biberimizi, zaten yağımız kızmıştı, onun içerisine koyuyoruz ve onu da güzelce karıştırıp mantılarımızın üzerine ilave edeceğiz. Şimdi sosumuzu da döküyoruz. Mantılarımızı alttan üste doğru tereyağıyla beraber güzelce harmanlıyoruz ve yağla mantıların özleşmesini sağlıyoruz. Ve mantımız bitti. Sunum için hazır. Üzerine yaptığımız kıtırları da koyarak servise hazırlıyoruz. Bu kıtırlar inanılmaz yakışıyor mantıya. Siz de bu şekilde yapın. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun, beğeni ve yorum yapın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.